Tamam baba. Baba bugün halledemedim. Yarına sende olacak, hazır olacak. Tamam, kusuruma bakma hadi. Abi babamın aracı bende. Yoğunluktan bir türlü gidip ne yıkatabildim ne yakıtabildim. Bilmiyorum nasıl olacak. Yarına da yetiştirmem lazım. Bir şekilde halletmem lazım ama. Niye bu kadar uğraşıyorsun? Rabamı yükle telefonuna. Onlara randevu al. Senin yerine halletsinler her şeyi. Öyle mi? Uğraşma. Bakayım abi. Rabam CEO'su Murat Günay Bey'le beraberiz. Bize Rabam'ı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Rabam yaklaşık 1,5 yıl önce kurulmuş bir girişim. Araçlarda satış sonrası hizmetleri aslında dijitalleştiren bir platformuz biz baktığımız zaman. Buna da baktığımızda yani araçların ülkemizde çok popüler olan bir araba kültürü var biliyorsunuz. İnsanlar özellikle erkekler çok fazla araçlarını bakımını, işte muayenesini, akaryakıtını, yıkamasına çok önem verdikleri için biz de bunların hepsini dijitalleştiren bir platform olmak için yola çıktık ve o yolda da ilerliyoruz. 7 tane kategoride hizmet veriyoruz. En büyük değer teklifimiz aslında araç kullanıcılarının zamanlarını kendilerine geri vermek. Yani kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak. Bu da bizim verdiğimiz hizmetlerde kapıdan kapıya özelliğiyle sağlanıyor. Nasıl oluyor bu özellik, nasıl işliyor ondan da bahsetmek isterim. 7 tane özelliğimiz, kategorimiz var demiştim. Bu kategoriler araç bakımı, muayene, yıkama, akaryakıt alımı, lastik değişimi, ekspertiz, mini hasar onarım gibi. Bunların da altında yaklaşık 50'ye yakın alt kategorileri var. Yani bir akaryakıt alımının altında AdBlue doldurulması da var. İşte nitrojen yüklenmesi de var gibi alt kategorileri de koyarsak 50'ye yakın alt kategoriyle kullanıcılarımıza İstanbul'da hizmet veriyoruz. Bu zamanları nasıl geri veriyoruz onlara? Çok büyük bir şehirde yaşıyoruz İstanbul'da, sürekli bir hareketin olduğu bir yerde. En büyük derdimiz zamansızlık ve aracımızın yıkanmasını unutabiliyoruz. İşte muayene zamanı geçiyor, haberimiz olmuyor. Bunu belki bir trafik çevirmesinde bile haberimiz olabiliyor. Dolayısıyla bakımını unutabiliyoruz araçlarımızın. Biz bunları sizin yerinize yapıyoruz. Kapıdan kapıya dediğim şekilde Rabam'ın çalıştığı kendi çalışanlarını, profesyonel çalışanlarını göndererek sizin aracınızı sizden alıyor. Siparişi bizden verdikten sonra alıyor. Yaptırmak istediğiniz bu 7 kategoriden istediğinizi seçiyorsunuz. Satın aldıktan sonra arkadaşımız geliyor. İşlemi tamamlayıp size aracı geri teslim ediyor. Buradaki yaptığımız işlemlerin içerisinde siz bir uygulamamız var. Dijital bir platformuz demiştim. Bir akıllı telefonlarda çalışan uygulamamız var. Buradaki en büyük size verdiğimiz zamanın yanı sıra güveni de veriyoruz. Bu nasıl oluyor? Siz bu uygulama üzerinden aracı teslim ettiğiniz Rabam profesyonellerine takip edebiliyorsunuz. Aracın hızını görebiliyorsunuz, aracın yerini görebiliyorsunuz. Artı bir de Aksi Sigorta ile bir anlaşmamız var. Türkiye'de tek olan bu bir sigorta. Aracınıza tamamen siz geri teslim alana kadar trafik sigortası ve kaskomuza ek olarak da bir sigorta teminatı içerisinde kendi aracımız gibi bakıyoruz. Ücretlendirmesi nasıl oluyor? Ücretlendirmesi şu şekilde oluyor. Bir operasyon ücreti var. Vale ücreti diye yazıyor ama bu işte kapıdan kapıya Rabam profesyonelinin sağladığı hizmetin bedeli. Bunu da biz aslında tedarikçilerimizle iyi anlaşmalar yaparak bunu son kullanıcıya çok yansıtma taraftarı olmuyoruz. Dolayısıyla biz kendi aldığımız indirimi operasyonel maliyet olarak kullanıyoruz ve ücret almadığımız sadece kullanıcıların kendi örnek veriyorum akaryakıt almak istiyor aracına.
akaryakıt bedelini ödüyor ve bizim arkadaş Raban profesörü geliyor, alıyor akaryakıt bedeli ne kadarsa ve geri teslim ediyor. Biz aldığımız indirimleri, tedarikçilerden aldığımız indirimleri aslında operasyonel maliyet olarak kullanıyoruz ve ücretlendirmeyi de bu şekilde son kullanıcıya çok yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki indirim almadığımız ürünler de var ve burada da çok cüzi ücretlerle çalışıyoruz. Bu hani muayene gibi yerlerde zannediyorsun, evet, değil mi? Evet, muayene gibi. Peki randevuyu da siz mi oluşturuyorsunuz? Mesela diyelim ki ben aracımı muayeneye göndereceğim. Randevuyu siz kendiniz oluşturuyorsunuz ama biz sizin istediğiniz saate göre yakın muayene istasyonlarından randevu almaya çalışıyoruz. Eğer uyuşmazlık olursa, işte müsaitlik olmadığı durumda size alternatifler sunmak üzere bir müşteri temsilciniz size geri dönüp bütün süreci uçtan uca tamamlayana kadar, aslında bir özel müşteri temsilcisi atıyoruz size o aracın muayenesi bitene kadar. Hem özel müşteri temsilcisi hem de kapıdan kapıya taşıyan bir operasyon çalışanı veriyoruz. Burada da muayeneden bahsediyoruz madem. Muayenede bazı durumlarda aracın geçmemesi gibi durumlar olabiliyor. Ufak kusurlar çıkabiliyor. Biz aracı teslim edip tekrar yeni bir muayene randevusu almak yerine kullanıcılarımızla iletişime geçip o sorunu çözdürene kadar aracın başından ayrılmıyoruz. Örnek veriyorum, farla ilgili bir problem çıktığı zaman o farla ilgili o problemi çözdürüp muayeneye aynı gün tekrar sokup size sorunsuz bir şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz. Yani zamanınızı satın alıyorsunuz. Kesinlikle kullanıcılarımıza zamanlarını daha kaliteli geçirmeleri için onlara geri veriyoruz aslında. Hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Rabam'ı Apple Store'dan ve Google Play'den indirebiliyoruz değil mi? Doğru. Apple Store ve Google Play'den indirerek Rabam'ı kullanabiliyorsunuz. Üyelik kolay bizde. Yani isim, soy isim, telefon numarası, e-mail adresiyle size gelecek bir kodla üye olabiliyorsunuz. Hizmet almak istediğinizde biz sizin aracınızın eklenmesini bekliyoruz. Araç ekle diye bir butonumuz var. Aracı ekledikten sonra araçla ilgili bilgileri girmenizi istiyoruz. Plakası, kaç kilometrede olduğu, işte şasi numarası, onun dışında sigorta tarihi, muayene tarihi gibi bilgiler bizde olsun ki biz aslında sadece hizmet veren değil, bilgilendiren de bir platformuz. Yani bizden hizmet almasanız bile aracınızın muayenesi ne zaman gelecekse biz size o gelmeden önce notifikasyonlarla, bilgilendirmelerle uyarıyoruz. Ahmet Bey, yakında aracınızın muayenesi gelecek, işte 16 Şubat'ta diye böyle bir bilgilendirme alıyorsunuz bizden. Veya sigortanızın tarihi doluyor, bunun veya bakım tarihiniz geldi diye bilgilendirme alıyorsunuz. Bu tarzda yaptığımız işlemlerin frekansı uzun olduğu için biz burada kullanıcılarımızın bunları unutmamasını sağlamaya çalışıyoruz baktığımızda. Peki ben kaydoldum ve hizmet talebi oluşturdum. Aynı gün içinde bana dönüş oluyor mu yoksa bir gün sonra mı? Aynı gün içinde dönmeye çalışıyoruz. O da operasyonel olarak arz ve taleple doğru orantılı gidiyor. Eğer dönemezsek size mutlaka geri dönüp 24 saat içerisinde bu işlemi bitireceğimizi taahhütünü veriyoruz. Dolayısıyla en önemli değerimiz bir sizi takip eden, yapmış olduğunuz randevuyu takip eden bir operasyon çalışanımızın olması ve buna atanmış özel bir müşteri temsilcisi olması. Dolayısıyla tamamen kendiniz oluşturduktan sonra bir kapıdan kapıya hizmet olduğu için bırakmıyoruz biz bu işin sonuna kadar, bitene kadar sonunu bırakmıyoruz. Peki küçük hasarlar ve onarımlar dedik. Burada nasıl çalışıyor sistem? Mesela aracı bıraktı arkadaş, biteceği gün mü gidip teslim alıp size getiriyor? Burada gene bizim operasyondaki arkadaşlarla sürekli kullanıcımız iletişim halinde oluyor ve bunların günlerini belli bir küçük hasarsa zaten kısa süre içerisinde, yani bir gün gibi bir süre içerisinde halledebiliyoruz, onun randevusunu ona göre ayarlıyoruz. Ama daha uzun sürecekse ikame araç ayarlamaya çalışıyoruz. Burada eğer çok böyle minik hasar dışındaki problemlerle karşılaştığımız zaman anlaşmalı olduğumuz servisler var. Bunlardan faydalanıyoruz. Ama genelde mini hasar dediğimizde zaten hani biz önce bunların hepsini dijitalleştirip şeffaflaştırma amacıyla yola çıktığımız için fiyatlarını sabit tutuyoruz ve buna göre de kullanıcımıza zaten o fiyatı gösterip ne kadar süreceğini söylüyoruz. Yani siz aslında bizim zamanımızı bir şekilde bize geri vermiş oluyorsunuz. Kesinlikle.
Yani İstanbul'da hizmet veriyoruz şu anda ama kısa süre içerisinde kapıdan kapıya hizmetin yanı sıra kullanıcılarımızın daha frekansı sık olan yıkama ve akaryakıt alma gibi konularda da kendileri işlem yapabileceği, daha avantajlı fiyatlarla bunlardan yararlanabileceği bir modele de opsiyon olarak geçeceğiz. Dolayısıyla kendinize zamanınızı teslim ediyoruz kapıdan kapıya hizmette. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız bu işi de daha uygun fiyatlarla yapıyor olabileceksiniz. Burada da bütçe dostu olmayı hedefliyoruz sizin için. Bundan sonraki iller neler? Bundan sonra yine büyük şehirlerde ilk etapta devam etmeyi hedefliyoruz. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi hedeflerimiz var ilk etapta. Daha sonra da daha da yayılmayı düşünüyoruz Türkiye'ye. Murat Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun.